Yeni bir haftadan ve yeni bir haftanın renginden herkese merhaba. Bu haftaki konuğum başarılı belgeselci ve fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral. Coşkun abi hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben meslekte 45. yılımızı doldurdum. Geride bıraktım. Benim aslında 13 yaşımda başladıysam eğer, yani mesleğe, profesyonelliğe girişte 17 yaşımda. Bayağı epey oldu diyoruz yani bayağı oldu artık. Evet, o başlangıç hedefler şimdi, ne kadar istediğiniz gibi şekillendi. Siirt'te doğdum büyüdüm yani ama ailem İstanbul bağlantılı bir aile. Eski Siirt'in işte dünyayla dediğim fıstık ihracıyla başlayan değişik alanlarda faaliyeti olan tüccar aileler. Bölgede ilk un fabrikasını Mustafa Kemal'in isteği üzerine kuran girişimci bir aile. O yüzden İstanbul'la bağlantısı hep var. Bizim aile mezarlığı İstanbul'du yani. Evet. Feriköy mezarlığı. O yüzden İstanbul'a gelmeden önce İstanbul'u tanıyor gibiydim diyeceğim. İlk kez 5 yaşındayken İstanbul'a geldim halamların yanına. Sağlık nedeniyle daha iyi koşullarda büyüyeyim diye. Ama 7 yaşımda ilk okul biri Oruç Gazi Okulu'nda misafir olarak okumak zorunda kalmam. Yani misafir neden? Öğrenci. Misafir öğrenci. Çünkü Siirt ve Güneydoğu'dan batıya gelenlerden devlet okul kayıtlarında iki tane raporu zorunlu tutuyor. Biri Verem Savaş'tan alınacak, hı hı. Biri bu adam veremli mi değil mi diye. Bir diğeri de trahom diye bir göz hastalığı. Hı. Bu iki tane raporun olmayışı ve verem kurumlarında faal olmayışları yüzünden. Misafir öğrencisi. Ben misafir öğrencisi hiç kaydı yapılamayan. Okula niye geldiği belli olmayan bir öğrenci kimliğimle adım bile okunmadı bir yıl. İşte ötekileşmenin tohumu o zaman atıldım ben de. Siirt'e kendim geri döndüm. Çünkü üstelik halamlar çocuklar olmadığı için bana hakikaten çocukları gibi baktılar. Odam vardı, kitaplığım vardı. Bir dediğim iki olmuyordu. Eniştem de çok yani devlet memuruydu. Üst düzeyde birinci sınıf dediğimiz devlet memuruydu. Ben kendi isteğimle 7 yaşımı bitirmeden İstanbul'a veda dedim. 13 yaşıma kadar Siirt'te kaldım. O iki dünya arasındaki orta dünya dahil olmak üzere merakla, sorgulayarak bir şekilde dokunmak istedim. Hı hı. Çünkü Siirtli olmak işte eşkıya diyarından gelmiş gibi farklı bir şekilde gözle bakılıyor. Halamın mesela beni o 6-7 yaşındayken İşte kabur günü diye tanımlanan o günlere götürürken sakın Siirtli olduğumuzu söyleme. Aa. Malatyalıyız de. Niye hala dediğimde işte eşkıyaların oradan mı geldiniz derler. Bizim için biraz moral bozucu olur demesi. Abi kafamda çocuk için biraz gerçekten çok yani bunlar, travmatik. Şimdi yıllar şey sonra ben dünyada değişik psikoloji kongrelerine, sosyoloji kongrelerine bu konularda biraz birikimi olan, arşivi olan gazeteci olarak gittiğimde travmanın ne olduğunu gördüm. Tabii. O yüzden empati yapmam başka insanlardan çok daha çabuk. Daha kim olursa olsun. Daha o yaşlarda gelişti empati edinin. Ve kafamda rol model olarak seçtiğim rahmetli dayım Doktor Vehip Arıkan. Kendisi yine idealist bir doktor. İstanbul'da eğitim gördükten sonra Siirt'e dönüp Siirt'in ilk hükümet tabibi oluyor. Çünkü dedin ya bana rapor verecek bir yer var ama doktoru yok. Evet. Oraya. Onun gelişiyle beraber birdenbire içimde bir doktor olma sevdası çıktı. Böyle dayımın işte hem hükümet tabipliğinde tedavi ediyordu. Hem de ev gece gündüz hasta kabul ediyordu. Hmm. Evin girişinde işte bir küçük dayımla beraber biz bir bölümü hastane kabul bölümü yapmıştık. Tam dedemden evinde. Doktor. İşte o hatta onun asistanlığını yapıyorduk. İşte onu getir, bunu getirler falan. Orada kafamda hep doktor olma ama cerrah doktor olma arzusu. Tabii bütün bunları da bilmeyenlere aktaran. Çünkü o İstanbul'da kalmış olduğum bir sene hakikaten niye bu insanlar bizi böyle tanımlıyorlar? Niye bize böyle mühürlenmiş insanlar gözüyle bakıyorlar? Niye Siirtliyim dediğimde yüzleri garip oluyor? Niye bazen kuyruğun nerede diye soruyorlar? Yani çünkü çok vahşice bir olay. Siirt'ten Kurtalan Ekspresi ile 4 günde gidiyorsun. Gazete İstanbul'da her gün okuduğumuz günlük gazeteler 4 gün gecikmeyle geliyor. Çoğu şey yok. Tabii. Ben şimdi annem bana çileğin ne olduğunu anlatabiliyor. Ne diyeyim hardalın ne olduğunu resmini gösterebiliyor. Ama Siirt'te o size doğanın bahşettiği
dışında hiçbir şeyle buluşma imkanınız yok. Tamamen izole bir hayat. Öyle. Dedim ya, 4 günde bir ancak ulaşılabilen tren yolculuğu. Evet. 3 gün 4 gün. Kara yolculuğu o zamanlar yok. Yani 302 otobüsleri geldiği zaman insanlar uçakla kıyaslama yapmışlardı. Şehirler arasında otobüs başladığında. Bu ben yani neredeyse sanayi devrimi başladığı dönemden bahsetmiyorum. Hı hı. Yani 1960'lar 70'ler evet. Türkiye'si. Aile, okuyan aile, eve gecikmeli de olsa gazeteler geliyor. Çok ciddi bir kitaplık var ve 2 tane dergi bizim dünyayla ilişkimizi sağlıyor. Hayat dergisi. Bir de Kim Ustam Aragüler'i o zamanlar rol model olarak seçmiştim kendime. Bir de Doğan Kardeş, müthiş bir dergi. Şimdi kafamda hep gazeteci olma vardı. Cezaevinden kuzenim çıktıktan sonra meşhur bir 74 afıyla beni 74 yılında Günaydın Gazetesi'nde ekonomi servisindeki Can Aksın ve Necati Doğru'nun yanına staj yapmam için verdi. 3 gün dayanabildim. Neden? 3. gün. Ekonomiye mi dayanamadım? Hiç anlamam yani. Ve anlamam. Üstelik üniversitede de ekonomi okudum ben sözde ama hiç devam bile etmedim. İlgi alanınız değilmiş o zaman. Değildi. Herhalde. Çok da değerli hocalarımız vardı. Hani Erdoğan, Alkin, Akın İlkinler falan. Ama hiç anlamadığım bir dünyaydı. Ben direkt Mehmet Yeşil'in o zamanlar Gün Gazetesi'nin yazı işleri müdürüydü. Yanında gazeteciliğe başladım. Sonra Mehmet Barlas'ın yanına devam ettim. Onun Günaydın Gazetesi'nde bir sayfası vardı. Yaptığım bir haberden ötürü 2 sene sonra kovuldum. 2 sene sonra. 2 sene sonra bir yat haberiydi. 2 sene sonra geldin. Yani 74-76 Günaydın Gazetesi sonra kovuldum. Hı-hı. Tövbe edip ekonomist olmaya karar verdim ama Profilo fabrikasında grevler bayağı böyle şeyli oldu. Yani ciddi işçi eylemlerine dönüştü. Rahmetli Savaş Ay, o zamanlar tanıştığım arkadaşım, hadi al şu makinanı da gel fotoğraf çek dedi. Fotoğrafları çektim ama yayınlayacak yer yoktu. Mehmet Barlas'ı aradım. O dedi ki git İsmail Cem'e, onun gazetesinde başla. Ve İsmail Cem, Allah rahmet eylesin, çok değerli bir insandı. Evet. Politika gazetesine girdim. Birkaç ay onun yanında çalıştım. Hatta orada Almanya üzerinden bütün Avrupa'yı otostopla dolaştık. Döndüğümde İsmail Cem benim için kötü bir haber verdi. Kendisi gazeteyi satmıştı. Hmm. İşte Maden İş Sendikası'yla disk satın almıştı. Sonra o gazetecilik içinde şeyi de gördüm. Yani biraz sol siyasetlerle içli dışlı olma dönemini orada gördüm. Yani gazete işte Türkiye Komünist Partisi illegal olmayan bir parti. Onun görüşlerine paralel ama bir takım işte STK'lar, sivil toplum örgütleri, sendikaların içinde olduğu bir oluşumdu. Savundukları görüşleri pek o kadar Türkiye'ye uyarlayamıyordum. Ben çünkü habercilik yapmak istiyordum. Ama her şey yani bir parti gazetesi gibi olunca size çok uymadı. Uymadı. 2 kere kovuldum gazeteden. Ama gerekçelerim çok ilginç. Mesela Ecevit'in seçim gezisi nedeniyle Hakkari'ye gitmemden ötürü. Veyahut da Zonguldak'ta Grizu patlamasında hayatına kaybeden işçilerin bulunduğu yere gitmek. Çünkü çok önemli bir olay ama sendika onların hoşlarına gitmeyen bir Mao'cu sendika olduğu için gitmemi anladım. İstemediler. İşte o zamanlar kafamda bu siyasetle ilgili soru işaretleri başladı. Hı-hı. Ve kendimce bir takım şeyler oluşturdum. Sol bir dünyadaydım ama sorgulamaya başladım. Doktor olamadım. Gazeteci olarak önce ülkemin sokaklarından başladım ama dört bir tarafına. Yani Artvin'e de o zaman gittim. Kars'a da o zaman gittim. Hakkari'nin Çukurca'sına. Ve dostluklarım baki oldu. Yani Çukurca'nın o zamanlar belediye başkanı Macit Pirozbeyoğlu 4 gün ısrarla evinde kalıp beni mecburen Kuzey Irak'a İdris Barzani'ye gönderdi. Öyle mi? Yani çünkü artık inatla kalmak istiyorum, evet. Geçmek istiyorum deyince. Ne diyeyim? Bugün sorun olan bu Yunan adalarına botlarla gittim o zamanlar. Hani hep sıra dışı gazeteciliği uyarlamaya çalışıyordum ama makinalarım, teknik imkanlarım sınırlıydı. Ben de Savaş Ay'da kafamıza şey taktık, biz ortak çalışıyorduk gece gündüz. 20 saat. Polisi olaylar, öğrenci olayları. Bir de bütün sol örgütlerin saygısı vardı bize. Ama sağ hakkımızda ölüm fermanını vermişti. Siz bağımsız çalışıyordunuz Savaş Ay'la. Şöyle bir şey, Politika gazetesinde de çalışıyordum. Erzan Arıklı, Allah rahmet eylesin, İsmail Cem'in yakın dostuydu. Onun vasıtasıyla da Duygu Asena ile beraber Kadınca Dergisi'ne, çünkü sigortamın yürümesi lazım. Basın kartı gerekiyor.
O dergi grubunun içinde Mikrop diye bir karikatür dergisi vardı. Karikatür çizebildiğim için oradan basın kartımı aldım. Anladım. Yani basın kartımda ilk meslek bölümü karikatürist, karikatürist ama Mikrop dergisi için düşünün. Bu devam etti ama hep kafamda uluslararası vardı. O uluslararası olayını 77'de o kanlı meşhur Taksim'deki 1 Mayıs olayında ondan bir ay önce ilişki kurduğumuz SİPA Press Ajansı vasıtasıyla yaptım. Hatta YouTube kanalımda Taksim Anıtı hikayesinde anlatıyorum bunu. Evet. Ara Güler idolümdü. O gün tanıştım. O gece tanıştım. Neyine hayranlık duydunuz Ara Güler'in tam olarak? Sizde yani etkileyen, ya şimdi etkileyen neydi onda? Kafanızda bir evrensellik evet. modeli var. Ailem bir tarafım mütedeyyin, anne tarafım. Evet. Yani neredeyse bayağı ciddi ciddi işte kendini Selefi Arap olarak tanımlayan bir aile. Baba tarafım CHP'li. Yani Mustafa Kemal'le tanışmış, İsmet Paşa'yla tanışmış, onların döneminde Kurtuluş Savaşı'nda Rus cephesinde başlamış ilişkileri destek olmuş bir yani Cumhuriyet Halk Parti'nin şey gibi temsilcisi bir aile. İki sistemin de olumlu olumsuz taraflarını çok iyi gördüm, gözledim. Dünyadaki farklılığı salt okudum dergilerden, gazetelerden değil ama dokunarak, yaşayarak öğrenmek istiyordum. İşte o yüzden işte Türkiye muhabiri olduğum o SİPA Press'e ya ben gelmek istiyorum dedim. Ustam Gökçin Sipahioğlu önceleri gelme dedi. Sonra işte arşivini al gel dedi. Arşivin ne kadar önemli olduğunu Ara Güler'den görmüştüm. Çünkü ne o çalıştığım Kadınca'da ne politikada ne önce çalıştığım Günaydın Gazetesi'nde bırakın filmi saklamayı, filmi tutmayı bilmezlerdi. Yani fotoğraf filmini böyle tutarlar. Elinizdeki asit emisyona zarar verir. Onu keserler. Bir kağıda yapıştırırlar böyle seroteyple. O çöpe atılacak bir malzemeye dönüşür. O değerli fotoğraf. İşte bütün bunların dünyada böyle olmadığını hissetmiştim. O 78, 79, 80 döneminde bir tarafta işte Ustam Ara Güler'le mesafeli bir ilişkimiz var. Ama SİPA'da İşte Gökçin Sipahioğlu vasıtasıyla ajansa gidip geliyorum. 80 yılında arşivimin tümünü götürdüm yurt dışına. Ama içimdeki ses bu arşiv çok ciddi bir arşiv olacak diyordu. Böyle bir koltukta Gökçin abinin 3 ay kaldım. Yani adamcağız Allah rahmet eylesin benim için gidip bir tane kabin duşu yaptırdı. Şeyde. Yani sabahleyin gelirdi sahada 6'da. Birlikte gazeteleri okurduk. Ben işte Fransızca öğrenmeye başladım falan. Arşivimin ne kadar önemli ve değerli olduğu geceliğin bir gece çok değerli bir ustam var Ergin Konuksever bize meslek hayatımızda hakikaten yol gösterici bu işi iyi yapanlardan biridir hem savaş muhabiri hem sokak muhabiri iyi bir foto muhabiri onunla arada bir işte ucuz saatler diye telefonun ucuz olduğu saatlerde gece yarısından sonra görüşüyordum evladım darbe oldu dedi ilk sorum Ergin abi kim yaptı darbeyi? Hani Sarıkamış'ta şey yaptı ya, Harbi Ordu Marşı'nı söyleyen adam vardı ya, işte sen de fotoğraflarını çekmiştin kara gözüklü diye. General Evren. Kapattım telefonu, arşivime gittim. Evren'in, o konseyin, o askerlerin fotoğraflarını koydum. Biraz ekonomi, biraz öğrenci olaylarını koydum masaya. Havaalanına gittim. Bir de bir yazı yazdım Gökçin abi, ben Türkiye'ye gidiyorum diye. İşte gazeteciliğin işte bir arşivin ne kadar önemli aynen olduğunu. Aynen öyle. Arşivin önemli. Dünyanın en önemli dergilerinde düşünün darbenin olduğu duyulduğu saatlerde darbeyi yapan generallerin resimlerini bir tek ben vermiştim. Çok güzel. Ve Newsweek, Express, Paris Match bu dergilerde sayfalarca çıktı. Evet. İşte Ara Güler'den esinlendiğim arşivin ne kadar değerli olduğu. Yani bir bilim adamı titizliğiyle arşiv tutmuş. İşte bu öğretiyi artık ben adımımı attım dedim. Sonra Türk zeka kıvraklığıyla Polonya'ya gidip o Gdansk grevine tanık olmak. Bunu Savaşay'la beraber yaptık. Evet. Öğrenci kimliğimizde gazetecilerin asla girmesinin imkansız olduğu bir Doğu Avrupa kentine Varşova'ya oradan Gdansk'a gidiyoruz. Sopot Film Festivali'nde Türk müzisyenleri olarak ben hayatım boyunca zilden başka bir şey çalmamışım. Savaş ama çok enstrüman çalardı.
Öyle gittik buluştuk. Dünyaya Valeza'yı ilk tanıtan kişileriz. Evet. Yani ardından İran'dan Irak savaşı patladı, darbe oldu. İşte birden bindiğim uçak kaçırıldı. Yani hayatta hayalini bile kuramadığım, zaman zaman kurup sonunu getiremediğim bir sürü olay beni aldı. Önce SİPA'nın bayağı iyi koşullarda çalışan bir muhabir yaptı. Sonra Time gibi, Life gibi, Paris Match gibi dergilerde fotoğrafları yayınlanan dünya çapında bir foto muhabiri oldum. Dünya çapında derken bu şey değil yani. Evrensel dünya çapında değil. Çünkü dünyada o dönemler bu tür işleri yapanlar 40 kişi, 50 kişi. Evet. Onlardan biri oldum. Hatta bu kitaplarda geçtiği için söyleyeceğim. Ondan sonra bu 93 yılına kadar devam etti. 93 yılında ne yazık ki ajansımızı Asil Nadir'in satın alması dönemi, sözde bize getireceği sermaye ile ciddi bir dünya atılımı yapacaktık. Ama o sermayenin kaynağının ne olduğu İngiltere tarafından ortaya çıkarılınca battık. Evet. Maddi olarak çok ciddi bir zor döneme girdik. Ajans eski özelliğini yitirdi. Gökşin abi ajansı bir başka insana satmak zorunda kaldı. Ve ben de foto muhabirine elveda deyip işte arkadaşım Savaş Ay'ın yanına gelip burada A takımına başladım. Savaş da o kadar kankamdı yani, birlikte aynı sofradan aynı yatakta sırt sırta yatmış insanlarız. Onda da şey gördüm, denetimsiz gücün ondaki karakter değişimini gördüm. Bir sene sonra beni işten attı. Üstelik gerekçem de ilginçti. Gerekçesiz bir şekilde mi? Ha, gerekçe vardı. İşe gitmeyeceksin, yanımda duracaksın. Asistan orada gibi. Çünkü Ruanda'ya gittim, Çeçenistan'a gitmek üzereydim. İşte ne diyeyim, Azerbaycan'a gittim, Uzak Doğu'ya gittim falan. Ruanda'da, dünyada bu Ruanda soykırımına tanık olan 3-5 kişiden biriyim. Ben ve Gökhan Acun gitmiştik. Birdenbire orada başkalarının oluşturduğu bir halka, Savaş Aya bu iş senin işin, bak bu adam geldi, daha fazla popüler oluyor fikrini verince, işten attı beni. Bir sene eve kapandım. Kendimce yeni bir şey belirlemeye çalıştım. Haberci denen bir program çıktı. Onun da başlangıcında işte beraber yapmayı düşündüğüm insanlar çok alaturka bir kurnazlıkla işte işi biraz daha farklı boyutlara çekecekken tek başıma ATV'de böyle memur gibi maaşlı girdim. Sonradan ATV 2-3 ay sonra sen bize dışarıdan yap dedi. Haberciyi yaptım. Ve o program işte 2006'larda İSTV'yi, aynı ekip çünkü. Evet. Şu anda da Habitat'ı yaratıyor. Evet. Böyle bir yol. Evet. Sizin döneminizde özellikle sizin yaptığınız savaş muhabirliğini şimdi düşününce o kadar bana uzak geliyor ki, şu an masa başı sadece Türkiye'de değil, dünyada artık gazetecilik masa başı bir çalışma stiline düzenli. O halen ciddi gazeteciliği yapanlar var. Yapanlar tabii var ama Türkiye'de de var, ama Türkiye'de tabii bunu yayınlayacak alan kalmadı. Evet. Gazetecilik demek salt yeni olayları değil. Geçmişi de doğru anlatıp, mesela ben şu anda yine o dönemde benim çok değerli kameraman arkadaşlarım vardı. Fatih Kandır, Gökhan Acun, Timur Akkurt. Timur bir anda beni o sihirli elleriyle 2 yıl önce, abi sen YouTube'a geleceksin dedi, zorla çekti. YouTube'da da çok güzel çalışmalarınız var gerçekten. Ben değil yani, işler çünkü çok değerli ve evet. Mesela 1990'larda en büyük arzum benim Türkiye gençliğine bir şeyler vermekti deneyimlerimden. Ama haberci programında o gençliğe hiç ulaşamadım. Hı hı. 2000'lerde bu daha hoş boş programlar gençlikle kesti ilişkimizi. Evet. Yani bizi 30'lu yaşlar izlemeye başladı. Ama YouTube'da şu anda 11 yaşa indim. Tabii. Şimdi Habitat TV ilginç bir şekilde bizi Anadolu'ya götürüyor. Hı hı. Çünkü daha önce bize İSTV olarak uyduda değildik. Elit, işte futbol için abone olmuş bir kesimdi bizi izleyen. Şimdi bir fotoğraf programı yapıyoruz. Anadolu'nun dört bir tarafından sizinle gelebilir miyiz? Bizim portfolyomuz çıkabilir mi diyor. Bu şaka değil. Ciddi bir network. Demek ki doğru yayıncılık yapılırsa Türkiye'de herkes için anlatılacak, yapılacak iş var. İşte bir tek bizim girişimciler sorumlu. Yani o Medici ailesi vardır, Rönesans'ı başlatan bir aile. Yatırımını han hamam tabii ki olur, onlar olacak ama kültüre ve sanata yapmışlar. Kültüre, sanata ve doğru insanlara önlerini açarak yapmak.
Biz de işte az önce işte bir baklava belgeseli yaptık. Yani günde bazen tonlarca baklava sattıkları oluyor. Merak ediyorum, yarın bir gün bir baklava akademisi açar mı? Onu yapması lazım. Tabii. Evet, çok ilginç bir Ar-Ge bölümü var ama benim derdim bu işi evrensel boyut. Hani Ara Güler gibi, evet. Gökşin Sipahioğlu gibi, Yaşar Kemal gibi, Abidin Dino gibi. Ya bugün işte baktığımız zaman Uğur Bey ve Özlem Hanım bu sene Büyük Oscar Nobel'i aday gösterecekler. Tabii. Dünyaya ve kainata mal edebiliyor musunuz? Tabii. Kainat lafını söylerken şey demiyorum, uluslararası demiyorum. Uluslararası çok değerimiz olabilir. Ama yaptığınız öyle bir değer olsun ki hakikaten 100 yıl sonra, 500 yıl sonra bile bahsedilsin. Yani işte bir 100 yıl önceki bir virüsten bahsediyoruz. Fotoğrafları biliyoruz sadece. Ama şu anda o virüs sayesinde korkular başladı. Yani şu andaki maskemiz bizim ağzımızdan çıkan ne diyeyim partiküller içindeki virüsleri engellemek için. Yarın bizi zombileştirecek bir virüs olabilir. Ağzımıza koyacak bir maske başkalarını ısırmamızı engellemek için olabilir. Evet. Hani Hannibal gibi. Hani o bilemiyoruz çünkü insan fiziği salt fizik kurallarıyla çalışmıyor. Tabii. Bir de kimya var, biyoloji var içinde. Evet, belgesellerinizi biraz konuşmak istiyorum Coşkun abi. Çok rengarenk, farklı kültürlerden çok güzel belgeselleriniz var. Sizin için tabii hepsi birbirinden kıymetli. İnsan ayrımı yapamaz kendi üretimlerinin belki ama sizi en çok etkileyen diyeyim, en çok böyle hafızanızda kalan. Ölüme ramak kala çok olayım oldu. Yani onlarca diyebileceğim. Ama bir insanın kendi hemcinsini parçalayıp, doğrayıp, kafasını kesip sonradan yeme arzusunu Liberya'da gördüm. Yamyamlık yani. Yamyamlık. Yani bu bir savaştı. Üstelik bu savaşı çıkaran dünyaca ünlü bir pırlanta firmasıydı. Yani şu anda siz kadınların tercih ettiği pırlantadaki dünyaca ünlü bir isim. Sadece piyasayı dengelemek için bir operasyon yaptı. O operasyonda kullanılan kişiler hemcinsenliydiler. Bir başka iki Avrupa ülkesinin ortak çabasıyla bir soykırım yapıldı. Aynı bölgede aynı dili konuşan, aynı inanca sahip biri Hutu, diğeri Tutsi olan üstelik iki Avrupa ülkesi. Bunlar benim bende derin izler bırakan, o sorgulayan olaylar. Orada tabii insan olmanın sorgulamasını yaparken öteki olmayı çocukken biliyordum. Ve ben bunları çok da not alırım. Böyle ev küçük kağıtlarla doldur her taraf. Çıkarırım. Onu sorgularken yani bir insanın, bir kadının kendi çocuğu sırf babası bir başka kabileden diye çocuğunu kaynar suya atıp öldürmesi. Buna tanık oldum değil. Ben. Buna yani, tanık oldunuz. O yüzden insanın kimyasının ne kadar çabuk değişebileceği, onu soracaktım. Asla İnsan lafını söylemeyeceğinizi bunları öğrendim. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. İşte bizim gibi toplumlarda, bilgiden uzak toplumlar biraz daha ilgiye endeksli. Yani algıları ilgiye endeksli. İşte bindiği arabayla o şiddeti uygulayanlar da resimlerinin çekilmesini isterler. Çünkü insanda teşhir anı gelir. Bu yani kendi yapmış olduğu ekstrem bir hareketin kalıcılaşmasında bir şekilde belgelenmesini ister. Başkalarının görmesini ister. O anlar bizim için momentumdur. Çekeriz o anda işte gazeteciliğin, foto muhabirliğinde işte savaşlara sık gidenlerin bildiği öğretilerden biridir. Sonra tüymen lazım tabii. Evet, değil normal mi? Düşündüğü anda itibaren. Buna ilişkin çok anım oldu. Yani ritüel anlamda yamyamlığa tanık oldum. Açlık. Siz işte, ne hissettiniz? Korktunuz mu? Tabii ki ağladım oldu benim. Korkumdan altıma yaptığı an oldu. Ama niye? Fareleri yem olmamak için Borneo'da. Yani tuvalet ihtiyacımı bile gideremediğim için üzerine asıldım. Ağaç dalında bir gece geçirip altıma yaptım. Yani. Çok ilginç. Ama işte mesela geçenlerde bundan bir hafta önce bir dağda Toroslar'da galiba 3 tane arkadaş bir yere gidiyorlar, arabaları bozuluyor. Biri yardım aramak için çıkıyor, kayboluyor, 3 gün aç kalıyor. İşte açlığı diyor ki 3 gün yaşadım, çimen yedim diyor. Bir leblebi gördüm, hayatımın değiştiğine inandım leblebiyle. Ben bu açlığı 3 ay yaşadım. Yani
Ramazan ayında 6 saat bir şey yememekle ilgili. Çünkü orada yeme garantiniz var. Hani ben onu yemem, iğrenç. O da değil. O öyle bir anımız var ki. O açlık nasıl bir şeydi? İşte size her şeyi yedirtir. Kendi hemcinsinizi bile yedirtir. O yüzden işte ben bu ekstremleri her alanda, korkuyu da, cesareti de, işte bunlar dünyada bilginin değerli olduğu ülkelere, nitekim beni şu anda yaşatan o konuşmalar, o kongreler, o davetler. Tabii. Ama kendi ülkemde bunların bir anlamı yok. Bizim çünkü için çok anlamlı da evet, genel olarak yok, baktığınızda yani, bir bilgi. İşte o YouTube'da bunları aktardığım zaman çıkıyor. Bazıları şok oluyor, bazıları inanıyor. Ama ülke dışında kendi evrensel çizgisini bulmak isteyenler arayıp bizi buluyor. Evet, söylediğiniz çok önemliydi. Yani insanın kimyasının ne kadar değişken olduğunu gördüm. İşte Mediciler olmuş olsaydı Türkiye'de, evet, bu alanlarda her şeyi böyle deneme yanılmalarla olumsuz yaşayıp zaman kaybeden bir toplum olmazdık. Tabii. Ama biz dedim ya, iş adamlarına bakıyorsun, akılda kalacak bir işe yatırım yapmak yerine o parayı gider bir gece yemeğe harcar. Hı-hı. Ya birilerine hava olsun diye işte bir şey inşa eder, bir şeyler yapar. Ama oraya yatırmaz. İşte o Medici türü dediğim ailesinin çok önemli. Ailesinin farkı oydu, evet. Az önce dediğiniz şu insan doğası meselesinden biraz daha devam etmek istiyorum. Çok ilginç bir şey söylediniz. Yani insan kimyasına kadar değişken olduğunu ve insanın hiçbir şeye asla dememesi gerektiğini öğrendim meslek yaşamından. Yani şimdi tıpla ilgim, hı-hı, var. Ben çok, benim konuşma alanım, konuşmacılık yapıyorum. Tıp ve yani psikiyatri de çok oluyor. Tabii davranışlar da önemli. Kimyamız. Çünkü çok ekstrem yerlerde kaldım. Yani bir dehidrasyon olayı, su kaybının veyahut da donma olayını, bunlar defalarca yaşadığım için tabii, tıbbi o bizim mesela şu anda aşı gündemde olduğu için, hı hı, veyahut da buna ilişkin çalışmalar gündemde olduğu için hep uluslararası dergilerde makalelerdir yapılan araştırmaların sunum yeri. Ben bu makalelerin gündeme getirildiği kongrelere davet edildim. Çünkü yaşadıklarım, gördüklerim çok az kişinin gördüğü, yaşadığı şeyler. O yüzden değerli. Ama kendi ülkemde hiçbir anlamı yok. Evet. Yani, Türkiye'de ne gördünüz? Türkiye'de de çok Türkiye aslında dünyanın Türkiye en önemli laboratuvarı. Türkiye insanında. Ya şimdi çocuk bir toplum. Asla büyümeyi istemeyen, büyümeye direnen algılar hatta salgılara endeksli. Salgılar da erkeklerdeki işte testosteron dediğimiz üreme hücresine endeksli bir toplum anlayışımız var. Yani şimdi benim yaş grubum 60 üstü diyelim. Benim 3-4 tane ne diyeyim, üniversite grubum olsun, lise grubum olsun, meslektaş grubum mu? Yani 60 yaşında bir adamın sitesinde pornografik görüntüler koyması, hı-hı, ne anlam ifade eder? Şimdi gelişmiş toplumlarda o aşama bitmiştir. Tabii. Bizde niye hala? Çünkü tam anlamıyla yaşayamadığı için. Hı-hı. Meşhur bir lafı vardır Orson Welles'in. Dünyada en güzel şeyler bazı ülkelerde ya arı ayıptır, ya günahtır, ya da şişmanlatır. Yani kendi ülkesinde Amerika'da işte şişmanlatmasından bahseder. Ama başka ülkelerde ayıptır ve günahtır. Şimdi bizim toplum dedim ya, büyüme çağında, yani Mustafa Kemal Atatürk hakikaten çok şeyi, enstitüyü değiştirdi. Ama unutmamamız gereken, bu bir ekip çalışması olması lazım. Kadının çok önemli bir yeri var. Kadın şeyi daha çok seviyor. Yani şimdi doğada galiptir. Bütün hayvanlar erkek aleminde daha gösterişlidir. Gösterişlidir. Kadın gösterişli bizde. O da tabii yani bu 3,5 milyon yıllık bir evrim diyelim. Bu süre içinde işte yürüme tarzı, beslenme tarzı, av tarzı kadını hep ikinci plana getirdiğinde kadın bunun getirdiği bir tembelliğe, evet, ulaşıyor ve daha öteye gitmenin kendisi için bir anlam ifade etmediğini, gereksinimini işte ikinci planda kalarak daha iyi yapacağını düşünüyor. Ne zamana kadar? Sanayi devrimine kadar. Hı hı. Sanayi devriminde o eşitlik başlıyor artık. Evet. Ama o 300 yıl alıyor. Yani bizde o evrimi, yani bugün baktığınız zaman Karadeniz'de kadın çayı topluyor. Hı hı, evet. Yani onu şeyleri o fiziksel sıkıyor. Fiziksel gücü kadın üstleniyor. Hayvanlara ilişkin çoğu şeyi yapıyor. Ana hani bir kibel ülkesi sonuçta bizim toplum. Ama bunun getirisine bakıyor.
hiçbir şey yapmazsa sadece erkeğinin aracı olduğunu basit bir şekilde duyurursa daha çaba sarf etmeden daha değerli oluyor. O önemli, değerli anlamına göre. O yüzden çok büyük bir hızla ya kardeşim sen güzel olmaya çalış. Adama ilişkinde işte o üreme süreci içinde vereceğim mesajlar biraz tehditkar olsun ki o da seni kaybetmeden çekinsin. Yani seni değer olarak kaybetme değil. Kadın kimliğinde. Senin ona ilişkin söyleyeceklerin açısından. Çünkü o çok önemli. Çünkü burada fizik kuralları var sonuçta. İşte o namus dediğimiz katman giriyor devreye. Bunlar tabii salt bize ait değil. 16-17. yüzyılda bütün dünyada yaygın. Sanayi devriminde yavaş yavaş gidiyor. Kadın eşliği aldığı zaman erkeğe ilişkin, yani sen aynı emeği harcıyoruz, ben de sen de bunu yapıyoruz diyor. Bizde o onun toplumun ancak %1,5-2'si yapalım. Tabii, tabii. Geniş katman olarak giremedi. Ve bu çok eğitime de bakmıyor sanki. Aileden başlayan bir olay. Evet, yani. Yani evet. Kadın erkek çocuğunu ileride kendisine sahip çıkacak bir yatırım aracı gibi düşünmezse, erkek de kadını ya benim yumurta kırmamam bile gerek yok, ben bunu evimin kraliçesi yaparsam o nasılsa benim için yumurta kırar, her şeyi yapar, beni toparlar diye bakarsa bu devam eder. Ama işte iki tarafında biz birbirimizi tamamlayan bir eş içindeyiz dediğinde çok şey değişir. Bu feminizmle veyahut da kadın erkek eşitliği tabii ki fizyolojik olarak değiliz. Ama yani beyin yapımızda çok şey var. Yani erkekler daha fazla renk körüdür. Yani bazı işlerde ben bunları kafa yordum. Ben de mesela ne diyeyim şeyde çay toplamaya gittiğimde bir kadınla kendime baktım. Sepeti ne kadar süre içinde aynı anda gittik, ikimiz aynı anda o makaslı torbayı aldık. O daha hızlı gidiyor çünkü ben o çayın filizinin rengini fark edemiyorum. O benden daha hızlı fark ediyor. Evet, onun pratiği daha fazla herhalde. O yüzden. Hayır, onlar çok önemli. Yani göz yapısı, el hareketleri, kas biçimleri bunlar önemli. O zaman kadın her şeyi yapabileceğine inansın. Ama bazı şeyleri kendisinin veya bazı şeyleri erkeğin daha iyi yapabileceğine inansın. Yani ikisi de birbirini kaybetmekten çekilsin. Evet. Ama işte bir de şeye girmesi lazım bu işin. Bir kimya bölümü var. O çok belirleyici. Duyumlara değil de işte araştırıyorsanız uygulamaya bakmak lazım. Yani bilmeniz gereken çok yakışıklı olması sizin için değil. 15 dakika sizin için o yakışıklı olması. İşte başkalarının hoşuna gidip başkalarının gözünden. Bu insani bir öğe. Ama belirleyici hale gelmemesi lazım. Evet. Şimdi Coşun abi, son dönemde genç sinemacılar çok belgesel tarzına yöneliyor. Siz ne gözlemliyorsunuz? Daha çok hangi alanlara ya hem var? İyi hem kötü. Sonuçta ben fotoğrafla başladım belgeselciliğime. Fotoğraf belgeseli yaptım. Birincisi doğru zamanda doğru yerde olmak çok önemli. Artı neyin ihtiyaç dışı olduğunu belirlemek lazım. Bir de yerel, ulusal, uluslararası ve evrensellik. Bunları bilmek lazım. Bu bir anda olacak şey değil. Bizde ama çok hızlı, önemli olma arzusu var. Üstelik değerli, önemli olma arzusu var. O sizi daha böyle araştırıcı, daha sorgulayıcı, daha çok analiz yapan taraflarınızı bırakıyor. Törpülüyor. Çok çabuk bir yerlere ulaşmanızı sağlıyor. Tabii ki rüzgar uygunsa, tabii ki arazi şartları uygunsa olabilir bu. Ama olamama halini düşünün veya hızlı kesilme anını düşünün. Çıktınız siz de aşağı çarpıyorsunuz. Aynen, o şeyle hızla çarpıyorsunuz. O yüzden bu işi bir belgeselciyim diyorsa, bunu sinemayla anlatmak istiyorsa öncelikle fotoğrafı iyi bilmesi lazım. Ele aldığı konunun bütün boyutlarını tıpkı bugün drone'la olduğu gibi kuş bakışı, sağıyla soluyla artı çok kişinin işin içinde olması gerektiğine inanması lazım. Bir ekip. Bütün bunlar tabii maliyeti getiriyor. Tabii.
Ama dediğim gibi Medici gibi bir aile olsaydı, yapımısı olmadığı için Türkiye'de ancak devlet sadece siyasetle iştigal ettiği için siyasi çerçevesinde kendisine getiri sağlayacak alanda destek yapıyor. İşte bazı şirketler var. Onlar da belirli alanlarda. Bazı kurumlar var. Ziraat Bankası vardı eskiden, işte bu tür çalışmalar yapan kurumlar vardı. Tarihi kurumlar bunlar. Olgunlaşmış kurumlar, evrensel kurumlar. Onlar destekliyorlardı ama özelden yavaş yavaş başladı. Mesela biz geçen sene bir bakliyat atlası yaptık. 3 tane bakliyatın ana vatanı Anadolu. Buradan dünyaya yayılmasını yaptık. Sonra bir zeytinyağı yaptık. Bir zeytinyağı firması. Çok değerli bir ürünümüz bizim. Bunu her alanda yapmak lazım. Şu anda içinde bulunduğumuz otel. Bunun çok rahat belgeseli yapılabilir. Çünkü bu bölge 1850'lerden itibaren bu Art Nouveau, Art Deco dediğimiz dönemin ciddi simgelerini hala muhafaza eder oteller. Bu otellerin bunları desteklemesi lazım. Bu oteldeki sanatçılara sahip çıkılması lazım. Bu piyanoda en son kimin çaldığını bilmem lazım benim yanına geldiğimde veya ilk kim getirdi. İşte bunlar aktarıldığı zaman doğru zamanlarda olabilir ama oranı çok düşük. Peki konu olarak siz hangi konuların yeterince değer bulmadığını, hak ettiği de bulmadığını düşünüyorsunuz? Her konu önemli de işte o konuya endeksli kendi çıkarı olacak bir kurumun buna hak ettiği desteği vermesi lazım. Hak ettiği. Evet. Ya mesela benim çok güzel belgesellerim var. Bunlar Türkiye'de işte bu demin bakliyatta olduğu gibi, zeytinyağında olduğu gibi. Çünkü bu evrensel platforma yapılacak tanıtım böyle old bitlilerle işte 3 günde 2 günde yapılan çalışmalarla değil, geniş araştırmalarla. Tabii. İşte o yani zamanı fark etmeliyiz. Bugün dünyada işte ne diyeyim, alaminüt lezzetlerim ben, hatta bir formatım var alaminüt lezzetler diye. Minüt dakika demek Fransızca. Eskiden fotoğrafçıların çektiği fotoğrafı alaminüt derdik biz. Yani sizi bir kağıdın üzerine tersten siyah beyaz fotoğrafınızı alır. Sonra makinenin içinde onu bir daha çektiğinde normal fotoğrafınız olurdu. Anladım. Bütün bu bir dakikada yapılırdı. Alaminüt lafı oradan çıkıyor. İşte alaminüt lezzetler var. Bir de rafine lezzetler var. Bir de füzyon var. Şimdi biraz lezzetle uğraştığım için biliyorum. Şimdi benim damak tadım dediğim, yani damağımdan o sensörlerin alıp beynimin derinliklerindeki bazı bölgelere, ya az önce yediğim baklavadaki tereyağı müthişti. Şerbetin içinde portakal kabuğunu hissettim dediğim şey herkes olmayabilir. Çok çok diplerde o. Belli bir olgunlaşmayla. O katmanına sahip insanlar zaten bunun takipçisi oluyorlar. Anladım. Onlar destek verebilirse verir. Ama diğeri baklava içinde ister bezelye olsun. Tabii. İster o damak tadı olmadıktan sonra anlamaz. Baklava diye yiyor. İşte toplumda o gerçek baklavayı bilenlerin oranını böyle on binlerden binlerden çıkarıp %8'lere %9'lara çıkardığınız zaman zaten gelişmiş toplum oluyor. Evet, çok güzel bir örnek oldu. Siz kendinizi nasıl tarif ediyorsunuz? Şöyle mesela, bu kadar çok yere gitmiş olmak, ölümle burun buruna gelmiş, yani adrenalin bağımlısı mısınız mesela? Nedir? Nasıl tarif edersiniz kendinizi? Bizde var olan salgılardan biri. Yani belirli bir süre var. Belirli bir aşamaya geldiğinde biz adrenalin salgı. Ben meraklıyım. Hakikaten çok meraklıyım. Bu diğer kardeşlerime baktığımda, akraba çevreme baktığımda onlarda olmadığını fark ettiğim için söylüyorum. Yani belki ikizim olsaydı da ben daha farklı olurdum. Daha meraklıyım. Ama merak içinde tabii ki dünyaya böyle 4-0 mağlup gelmek, hastalıklarıma geldim ben. Meşhur raşitizm dahil olmak üzere, işte akciğer sorunları falan. Benden önce 2 tane kardeşim ölmüş. O bana daha çok hayata tutunmamı hem motive etti hem de içimdeki ses tutunacaksın dedi. Ben o sese inanıyorum. İşte hatta bendeki kainatın sesi diye tanımlıyorum. Şeyi sevmiyorum yani bir dönem işte ailem nedeniyle anne tarafım dindar mütedeyyin,
dini çok araştırdım ama o ritüelleri yaptım. Bir dönem işte ailem, işte baba tarafım CHP'li, sosyal demokrat ama çok ciddi sol hareket içinde yer alan insanlar var. Onlarla sonra merak ettim bu sol hareketlerin çıktığı yerlerdeki yaşam tarzlarını. Çoğuna da şey dedim işte, ithal edilip yerelleştirilmeye çalışılan sol hareketler. Çünkü bizde buna ilişkin dokuyu henüz sağlayan... Kavram da üretilmiyor buna ilişkin. Üretilmiyor yani. Arnavutluk Emek Partisi'nin siyasetini alıyorsun, burada tasarlıyorsun. Sovyetler Birliği'nin bir dönemini alıp buraya uyarlıyorsun. İşte Çimal Cumhuriyeti'nin bir dönemini alıp buraya uyarlıyorsun. Sana ait yok. Anladım. Siz sana ait olduğunda tutar. Ama Türkiye çapında bana ait yok. Kemalizmi yapmaya kalktılar. O da olmadı. Çünkü ben düşün işte 8 yaşında çocuğum. 8, 9, 10. Atatürk kavramı kafamda bir heykel. Ve işte hocalarımızın, öğretmenlerimizin büyük bölümü asker. Asker sevmiyorduk biz. Yani ben ki unsuruydu. Ailesi ordunun buğdayını öğüten un fabrikasının sahibiyim. Siirt'in en varlıklı ailesinin çocuğuyum. Askerle içli dışlıyız. Ama arkadaşlarımın tepkilerini gördüğümde ben de sevmiyordum. Anladım. Çünkü beni eksi 20 derecede bir önlükle bilmem ne gelecek, Tugay komutanı gelecek, bekleyin deyip 4 saat dışarıda bekliyorlar. İşte bunlar yanlışları. Yani o yüzden sorgulamak gerekiyorsa, yani sol jargonla dediğimiz öz eleştiri diyorsak eğer, bütün bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bugünkü insanlara onların yaptığı yanlışları da biz de yapalım deme fırsatını vermiyor. Sonuçta battığı zaman bütün gemi birden batıyor. Hı hı. Ama bugün solun da sosyal demokrasinin de bir öz eleştiri vermesi gerekiyor. Çünkü bugünkülerin yaptığı yanlışların belki yüzeyde daha küçüklerini yaptılar. Türkiye genelinde yaptılar. Yani Mustafa Kemal daha iyiydi. Saygı duyuyorum. Ama sonuçta bir insandı. Bu işin takım olarak yapılması gerektiği, bu işin yerelden gelen bilgilerle yapılması gerektiği, yerelin bize benzetilmesine gerek olmaması, bütün bunlar, çünkü dünyayı dolaştıkça gördüm yani. Anladım. Niye insanlar doğudan batıya kaçıyorlar? Batı 1789'dan sonra gerçi yani Fransa kendisi ne kadar sonra, kaçıncı cumhuriyetten sonra bugünkü Fransa oldu, o tartışma meselesi. Ama artık iletişimin, ulaşımın, bilgi aktarımının çok hızlı olduğu bir dönemdeyiz. Ya haklı arkadaşım, ben yanlışları yaptım, yanlışlarım bu. Özür dilemem gerekenlerden özür diliyorum diyecek olgunluğa kavuşmak lazım. Hı hı. Bir de şu feodal tarafımız var. Şimdi psikologlar, sosyologlar, psikiyatrlar hep tavsiyelerde bulunurlar bazen çocuklara yönelik özellikle. İşte ısrar edin, yedirmeyin, kalksın. Kendisi evinde çocuğuna yapabiliyor mu? O var değil mi bir de? Evet. Doğru. İşte onu kırmamız gerekiyor. Evet. Bugüne kadar yapmak isteyip yapamadığınız bir proje var mı? Uzay. Uzay projesi. Yani kozmonotların eğitim bölgesine gitmiştik. Hatta benim sağlık nedeniyle, sağlık sorunlarından ötürü ben o santrifüje falan giremedim. İki arkadaşım işte Meltem Acun'la, Meltem İnan'la Gökhan Acun girdiler. Onlar ilk etaplarını bizzat yaşadılar, o 0G olayı olsun. Hı hı. Ama benim derdim kainatta yalnız olmadığımıza inanıyorum. Hı hı. Belki yani bedenimi bu dünyaya bıraktıktan sonra, belki de daha önce bilmiyorum. Ama tabii ki o uzayı görüntülemek, sizlere aktarmak en büyük ideal diyebilirim. Evet, biz de çok isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben 7 soru 7 cevap köşemize geçeceğim. Coşkun abi, hayatın basit zevkleri arasında asla vazgeçemeyeceğiniz ne var? Sabah kahvaltısını ailemle yapmak. Hı hı. Hangi konu açıldığında çok sıkılırsınız? Para. Hayat felsefenizi nasıl bir cümleyle özetlersiniz? Sadelik, doğallık. Kendinizde en sevmediğiniz yönünüz nedir? Olumsuz düşünme. Mutlu olmak için neye ihtiyaç duyarsınız? Yani bir dünyalık derdinden çıkıp gerçekten bu dünyayı tanımak ve iyi tanıtmak. Bugüne kadar aldığınız en garip iltifat nedir?
Abi seni takip ediyorum. Kendi paranızla aldığınız ilk şey neydi? Fotoğraf makinesi. Haftaya haftanın renginde aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.